Arkada oda var orada. Siz kime çekiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaman zaman tansiyonun yükseldiği delege seçimlerini değerlendiren Bornova Belediyesi eski başkanı Olgun Atilla, seçimlerle birlikte örgüt içinde bir hareket olduğunu söyledi. Böyle bir ölü toprağına bir heyecan geldi. Dolayısıyla hepimiz çok çalıştık seçimlerde. Çok az bir farkla seçimleri kazanamadık. Dolayısıyla bu birazcık toplumda, vatandaşlarımızda, hemşehrilerimizde, partililerimizde bir kırgınlık, bir umutsuzluğa yol açmıştı. Ama parti içi yarışın başlamasıyla tekrar büyük katılımlar oldu. Yani cumartesi, pazar ben bütün takip ediyorum. 46-47 derecede Rafet Paşa mahallemizde 800 üyesi olan bir mahallemizde yaklaşık 650-640 üyenin seçime katıldığı bir yarışlar oluyor. Bütün mahallelerde bu artarak devam ediyor. Şimdi az önce sizlerle birlikte Karşıyaka haberini de izledik. Evet. Dolayısıyla bu bizim partimiz açısından, İzmir açısından, Türkiye açısından önemli. Çünkü insanlar siyasete küsmemeli. Bugün önümüzde bulunduğumuz en büyük problemlerden biri vatandaşlarımızın sandığa küsme, darılma durumu olabilir. Haklı sebepler olabilir, başka gerekçeler olabilir. Ama en önemli şey demokrasiye küsmemek, sandığa sahip çıkmak, üyesi olduğumuz partilerin sonuna kadar mücadelesini birlikte vermemiz lazım. Bazı belediye başkanlarının ve yönetici ekiplerin delege seçimlerine müdahale etmek istemesinin parti üyeleri için de ters etki yarattığını söyleyen Atilla, tepkinin de sandıktan çıkan sonuca yansıdığının altını çizdi. Parti içinde bir takım kurumların yöneticilerinin müdahaleleri örgüt bazında büyük tepkilere yol açtı. Bu bir sokağın katılarak bir tavrını ortaya koymasından da kaynaklandı. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü üyelerimiz işle, aşla, bir takım olumsuzluklarla, tehditlerle boyun eğmek durumunda değil. Herkesin özgür bir iradesi var ve herkesin bir onuru var. Bürokrat başkan yardımcılarının, bizim kıymetli işçilerimizi, emeğiyle çalışan, örgütümüzde olan veya bağımsız olan insanları işiyle, aşıyla tehdit ederek, odasına çağırarak, mahalle mahalle bunlara kontrol etmek isteyerek netice almak istediler. Ama örgütümüz buna çok net bir şekilde hayır diye bir tepki gösterdi. 2024 Mart ayında yapılacağı açıklanan yerel seçimlerde aday olup olmayacağı tartışmalarına kapıyı açık bırakarak yanıt veren Bornova Belediyesi eski başkanı Olgun Atilla, örgütün ve vatandaşların talebi doğrultusunda adaylığa sıcak bakacağı sinyalini verdi. Ben siyaseti öncelikle anlayışım şu, ülkem için yapıyorum. Sonra partim için yapıyorum, mensup olduğu Cumhuriyet Halk Partisi için. Sonra beraber siyaset yaptığımız arkadaşlar için yapıyorum. Sonra kendime sıra gelirse kendim için yapmaya çalışıyorum. Benim siyasete bakış tarzım bu. Bu tam tersi olanlar da var. Bunlara da saygı duyuyorum. Ben çok genç yaşta belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı görevleri yaptım. Çok da genç sayılmaz esasında. Yani bizim partimizde ve Türkiye ölçeğine göre genç diyorlar. Bana göre geç bile kalınmıştı belki. Çünkü ben gençlerin ve kadınların daha çok siyasette olması gerektiğine inanıyorum. Ve dersimizi çalışarak, kendimizi geleceğe daha iyi hazırlayarak bir yol açmaya çalışıyoruz. Bu yol ve yolculuğun sonunda biz aday oluruz, olmayız. Onu partimiz, vatandaşlarımız, ön seçim yapılırsa üyelerimiz, ilerleyen zamanda vatandaşların görüşü, anket çalışmaları ortaya çıkarır. Ama önemli olan bizim doğru bir fotoğraf ortaya koyup bizden sonraki kuşaklara yeni bir siyaset anlayışını ortaya koyabilmek. Benim bütün mücadelem esasında bu.